yarı çapları 6, 4 santim olan A ile B merkezli çemberlerin arasındaki en kısa uzaklık 4 santim. Kontrol et burayı. Merkezin A, kontrol et. Merkezin B, 4 santim ikisinin arasındaki en kısa uzaklık. Bunun yarı çapı da 4 ve burası da 6. Her şey tamam. Şimdi ne istiyor bakıyoruz. Çemberlerin her ikisine de teğet olacak şekilde en küçük yarı çaplı çember. E i̇ki çembere de tehe miyim? Evet. En küçük çemberi çizdim mi? Çizdim. Bunun merkezine C diyecekmişim. E şimdi aradaki uzaklık 4 iken bu çemberin çapı 4'tür. O zaman yarıçapın 2, 2 olduğunu söylerim. Bunun merkezine de C'yi yazmış olurum. Devamında bu çemberlerin merkezli bu çemberlerin her ikisini içine alacak en küçük yarıçaplı çember. Şimdi her ikisini diyor ya ilk başta çizdiğin 6 yarı çaplı ile 4 yarı çaplının ikisini de içine alacak yeni bir çemberden bahsediyor. E yarı çapı 6 iken bunun burasının da yarı çap olduğunu 6 olduğunu bunun da burasının yarı çap olduğunu ve 4 olduğunu söylerim. Büyük çemberin çapını sana göstermişimdir. Buranın alayını toplayalım. 6, 6, 12. 8 daha 20, 4 de arada 24. 24'ü çap olarak görüyorsun. Merkez olmak istiyorsan ortadan tutmalısın. E 24'ün yarısı 12 değil midir? Tam şurası merkez demek ki. Büyük çemberin D merkezli olduğunu söylemişti. Şimdi bana CD uzunluğu nedir dedi. CD demek bu ikisinin arası demek. Yani cevap Denizli demek. Şöyle biraz daha aşağıya aldım. Soru bu kadar. Burada bir oda biçimi verilmiş bize. Odanın burası 7 metre. Zeminin eni ve boyu 7'ye 3 verilmiş. 7 metreye 3 metre. Yani santime çevirirsek daha iyi olur sanki. 700, 300 gibi. Sebep? Çünkü bu çemberlerin yani buradaki neydi bunun adı? Masa. Bu neydi? Tabure. Tabure ve masayı santim türünden vermiş. Nerede veriyor? Aha burada veriyor. 90 santim, 30 santim diyor. Şimdi odaya tamamen masalar yerleştirilecek. Masa, masa, masa yan yana, arka arkaya, önüne ne bileyim bir şekilde odanın yüzeyini üst üste koymak yok diyor. O yüzden yüksekliğe hiçbir şekilde ihtiyacın olmayacak. Bunu söyleyeyim. Bu masaları nasıl yerleştirebiliriz? Odanın zemini orası olsun, bu da çemberler olsun. Şu çemberlerden bahsediyorum. Masa yüzeylerini temsil temsil eden dairelerden bahsediyorum. Neydi her birinin çapı 90'dı. Hadi şimdi adım adım götürelim. 90 90 daha 180, 90 daha 270. E şuranın toplamı 300 değil miydi? 270'e geldikten sonra bir tane daha koyarsan masa sığmıyor. Dikkat ettiysen 3 tane sığabiliyor masa. 90 90 gidiyoruz. Çapları 90 bu arada aklında bulunsun. Yani komple 90 90 90 180 değil. Toplam 90 ona göre. Şimdi bu şekilde çemberler çizeceğiz. Esasında buranın 700 olduğunu bilmektesin. 700'ü 90'a böldüğün anda 90 90 90 diye kaç tane aldığını söyleyebilirsen bu işi çözeriz. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane 90 7 kere 9 63 630 olduk 630'a bir tane daha 90 ekleyemezsin 720'ye gider dolayısıyla 700'ü geçersin o halde olması gerekeni söylüyorum sana bunları bu şekilde dizeceksin yani şöyle bir tane daha kopyalarsam Hatta iki tane daha kopyalayalım. Birini buraya koymuş olalım bu sınıra. Birini de buraya koymuş olalım. Bu şekilde düşün. Bunları dizdik dizdik böyle getirdik. şuna da çok da gerek yok aslında. Bunu kısaca saymanın yöntemi şu değil miydi? 3 çarpı 7. 21 tane var burada. Bu çemberlerin toplam adedi 21. Hani 7, 7, 7 diye de gidebilirsin. Toplamda 21'i bulduk. Hocam 21 Bursa'da da var, Ceyhan'da da var. Hangisi cevap diye düşüneceksin. Tabii ki onu da bilmek lazım. Şimdi işi biraz daha kestirme yapacağız. Buradakini aynı şekilde alıp kopyalayıp yapıştıralım. Bu sefer tabureleri yerleştireceğiz. 30'ar 30'ar gidiyormuş taburelerimiz. Çap olarak 30 bilgin olsun. Yani daha küçük bir çembere ihtiyacımız var bizim seninle. Çünkü masa 90'dı, taburemiz 30'muş. Şimdi bu şekilde düşün. 30, 30, 30 diye gidiyorsun. Buranın hala 100 olduğunu biliyorsun. O zaman ben 300'ü 30'a bölsem kaç tane 30 sığdırırım buraya? Tam 10 tane sığdırabiliyorum değil mi? Şöyle biraz daha düzgün çizelim. Yukarıdan aşağıya 30 tane sığdırdığımızı söyledik. Pardon 10 tane sığdırdık dedik. Şurası 10 adet. Aslında çember çember çizmeye gerek duymasam da sen arka arkaya 10 tane çember çizdiğini tahmin ettin. 30 çünkü burası. 300 bölü 30 10 yaptı. Şimdi yanlamasına yerleştiriyorum hızlı bir şekilde. Bu sefer burası benim için 700'dü. 700 sayısı 30'a bölünmez ama şöyle bir şey yapabiliriz. 700'ü 30'a bölerken birer sıfır yollarız. 70 bölü 3 yaparız. Bu da 69'a denk gelir. 69 mu olur 70 bölü 3? Evet 69 sayısı tam bölünür değil mi? 69 bölü 3 olsaydı 23 gelecekti. Yani 23'ten çok az bir şey fazladır. Ben bunun 23 tane tam çember sığdırdığını söyleyebilirim. Yani şu şekildeki çemberlerimiz 23 taneymiş yol boyu sığdırdığımızda. 23 çarpı 10 deyince de 230 tane sığdırırsın taburelerden. Hangisi oldu? Bursa oldu cevabımız. 220 sayısı kaybetti. Yani cevap Bursa'dır diyoruz. Şu sorunun tatlılığına bir bak. Şöyle yukarıdan aşağıya salsan gelsen. E bu 18 senin neyin olur? Çapın olur. Çap 18 oluyorsa yarı çap yarısından 9 gelir. Merkezi bulalım. Burası çemberin neyi olur? Burası çemberin kirişi olur. E çemberin merkezi varsa kirişi de gösterdiyse ne yapmak lazım? Merkezden kirişe dik atmak lazım. 2 eşit parçaya bölersin. 12. Şimdi yarı çap çizelim. Bak şimdi uyanık olman lazım. Ayık olman lazım. Şöyle bir yarı çap çizsen kime faydası var bunun? Sana mı bana mı kimseye faydası yok. Gel 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 gel. Hop tam buraya çizeceksin. Bunu çizesin ki senin karşına böyle bir üçgen çıksın. Buradan soruyu çözebileceğiz. Yarı çapımız kaçtı? 9'du. E hocam o yarı çapı buraya yazabilir miyiz? Yazamayız. Çemberi büyütmüş gördüğün gibi. Yani gördüğün bu tabletin ekranında çok daha büyük duruyor. Ama biz bu 9'u boşuna bulmadık. Bu 9'u buraya yazabiliriz. Çünkü burası eski tabletin ağırlık merkezi. Yukarıya aşağıya eşit mesafeli olduğu yeri. Yani bu çemberin burası ve burası aynı şekilde 9 olmalı. 9, 12, 15 diyeceksin buraya. Oldu, oldu. Tablet ekranının alanı nedir dedi. Artık çözebiliriz. Yol boyu çekersin. Dersin ki ben bir yarı çapım. E yine yarı çapsın sen. 15 yarı çap buradan, 15 yarı çap buradan. Tabletimizin bir kenarına ulaşmış bulunuyoruz. 30 geldi. 18 santimlik bir enimiz var. 18 ile 30'un çarpımı da bu tabletin neyini verecek sana? Alanını. Dikdörtgen ya. 30 çarpı 18 diyeceğiz. Soruyu çözeceğiz. 3 tane 18, 54 yapar. Bir de sıfırım var. 540'ı buldum. Cevap Denizli'dir dedim. Şimdi şekil 1'de AB çaplı bir karton var diyor. Evet görmekteyiz. Bunu iki tane yarıma ayırdıktan sonra aşağıdaki pozisyona getiriyor. Hiç boş yapmadan şöyle sadece lazım olacak. Bir iki tane hamleyi göstermek istiyorum sana. Bir kere merkezden T'ye gidersin. Çünkü merkezden T'ye gittiğinde dik olması gerektiğini bilirsin. Bu birinci iş. İkinci iş bunun merkezini belirlersin. İki merkezi birbirine birleştirirsin. Hatırla. İki merkezin birleşiminde çemberler teğet olursa teğet noktasından geçip dümdüz gidebiliyorduk bu şekilde. Şimdi ben tam teğet noktasından kayıpsız bir şekilde yarıçap, yarıçap her ikisinden de r göstererek geçtim. Şurayı şuraya yazalım. Evet, buna ihtiyacımız yok. Doğrusal geçiş hatırlattık sadece. E bu kim kadar? E bu da çemberin yarıçapı kadar. Şimdi üçgenleri bilen öğrenci. Ey üçgenleri bilen öğrenci. Ne buldun? Üçgen buldun doğru da. Ne buldun? 30-60-90 buldun yahu. Yani 90'ın karşısında 2 tane R olursa 30'un karşısında bir tane R oluyordu. Bu açı 30 derece. E şimdi hocam burası yarı çaptı. E burası da yarı çap değil mi? Evet orası da yarı çap. Yani bu üçgen ikizkenar kenar. O halde 15 buraya 15 buraya yazabilirsin. Bak İki tane iç açının, hop bir, hop iki. iki tane iç açının toplam bir tane dış açıydı. Yani bunların 15-15-30 getireceğini anladık. Eşit açılar nasıl yayılır? Eşit ayılır. E nasıl yayılır? 15-15 yayılır. Soruyu nasıl bitirdik bu arada? X'e nasıl gideceksin? Bak X'e öyle bir gidiyorum ki soru perişan oluyor. Soru ağlıyor resmen. Böyle gidiyorum. Z kuralı. Bu 15 buradan al. Z kuralı çizdim sana. Git 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 hop yukarıya yapıştır. 10 numara 5 yıldız. Cevabımız C oldu. Yani çok tatlı bir soru olmuş dikkat ettiysen. Çemberi almış, ikiye ayırmış. Nazikçe sormuş. 30-60-90'ı görünce de soruyu tokatlayıp geçebiliyorsun. Bu kadar. Yani üçgeni katladılar. Dörtgeni katladılar. Yetmedi hocam. Bir de çember katlamışlar. Diyorsan haklısın. Doğru söylüyorsun. Orada katlayan burada da katlasın ama. E şimdi biz katlama soruları için ne diyorduk? Katladıysa geri aç diyorduk. Şimdi ben bunu geri açmak istemiyorum. Burada yeterli yerim yok. Güzel görünmeyecek. Onun yerine katlamayı burada göstermek istiyorum böyle. Şöyle yol boyu da gelelim aynı şekilde. Şimdi katlamada burayı dik olarak vermiş. Nerede orada? Burada. Burada. AB 8 kök 3. Şimdi hatırla. Sen merkezden kirişe dik atmış mısın? Atmışsın. Merkezden kirişe atılan dik kirişi 2 eşit parçaya böler. Bak burada da var. Diki at iki eşit parçaya böl. 8 kök 3 ise 4 kök 3 oraya 4 kök 3 buraya yazabilirsin. Ne veriyor? 7 santim. Aa hocam görmemiştim. Yani yukarıya yazmış yazarımız. Saklamış onu oraya. Bakmadıysan görmemiş olabilirsin. 7 santim yarıçaplı. Ben bu yarıçapı nereden gösterirsem kara geçerim. Bak şimdi bu gösterimlerin hepsi boş. Hiçbir işe yaramaz. A'ya gitmen lazım. A'ya. Bu şekilde. A'ya gidesin ki bu şekilde bir dik üçgen bulasın. Yarı çapın 7'ymiş 7. Hadi şu Pisagor'u yapalım seninle. 7'nin karesi 49. 4 kök 3'ün karesi 48. E şimdi ben hipotenüsün 49 olduğunu biliyorsam 49'a ulaşmak için neyin karesini almam lazım? Bir soru işareti düşün. 1 çünkü buradan 1 gelirse 48 eklersem 49 sayısını bulabilirim. Demek ki burası 1'miş. Sağlayalım. Karesini al 48. Karesini al 1. 48 bir daha 49 o da 7. Oldu. Bu biri nasıl kullanacağız? Çok güzel kullanacağız. Yarı çap 7. Odaklan 5 saniyede bitiriyorum. Yarı çap 7 olur. 1 varken geriye 6 kalır. Şimdi yarı çap ve son kez yarı çap burayı da söylemeliyiz değil mi? E şimdi şu parça ne kadar? Kalan ne kadar? Onu da 5 saniyede söylüyoruz ve artık bitiriyoruz. Şimdi merkezden yukarıya kadar 6 tamam anladık ama katlama ne kadar? Bak şimdi katlama bu kadar. Yani yukarıdan aşağıya inen çubuk kadar. Bu 6 katlayınca böyle buraya düştü. E buranın da 6 olması lazım. Yani şöyle bir 5 yazacağız. Umarım anlaşılmıştır. Bak şöyle göstereyim sana. Sarıyla boyadığım şekil katlanan şekildir. Doğru mu? Ve turkazla boyadığım yerde katlandıktan sonra oluşan görselidir. Bunlar birbirinin aynısıdır. Katlanmışlar iç içe. 6 ise 6 olması lazım. Sırf bu yüzden 1 var diye kalan 5'i yazıyorum ben. Şimdi de son kez yarı çapın 6 olduğunu söylüyorum mu? Söylüyorum mu yoksa soru bitmiş mi? Evet söylüyorum son kez. Yarı çap kaçtı 7 miydi? Yarı çap 7 idi burası da 7 kaldı geriye 2. Ha bu arada şurası yarı çap değil bu arada arkadaşlar dikkatli olalım değil mi? 6 burası. Yarı çap neydi? 7 idi. E bu da 7. E buranın da toplamının yarı olduğu için merkezden itibaren 7 olması gerekiyordu. 5 varken de geriye 2'yi bu şekilde söylemiş olduk. Dikkat istiyor sadece gördüğünüz gibi. Katlanan şeklin uzunluğunu taşıdınız mı? Hiçbir sorun kalmıyor. Geçtim soruyu. Bu soru nasıl bir soru? Bu soru inanılmaz iyi bir soru. 10 numara 5 yıldız bir soru. Soruyu gören öğrenci çıldırmışsa yeridir. Gerçekten çok kaliteli. Şöyle yukarıdan aşağıya indim, şöyle de teğet noktasından merkeze doğru geldim. Ben merkezden teğet noktasına gelirsem yarıçapımı gösteririm. Yine burada da yarıçapımı gösteririm. E bunun merkezini kullanmayacak mıyız? Buradan da gelelim. Böyle bir dikimizi atalım şu uzunluğun üzerine. Hatta bu taraftan da devam edelim. Bu taraftan da devam edelim. Bak neler söyleyeceğim sana. Üstteki reyi al aşağıya düşür. Burasının yarıçap olduğunu biliyorsun. Küçük reye kadar. Sana BC 16 derken buradaki dikdörtgenin dikkat et. Kare yok. Ne yazıyor? Dikdörtgen diyor. Aman diyeyim. Dikdörtgenin bu kenarının 16 olduğunu söylüyor. O zaman buranın da tamamı 16 olmalıdır. 16'nın solda büyük R, sağda küçük R'si var. Geriye 16'dan geriye büyük R ve küçük R'nin toplamını düşersen bu kadar kalır. Şuraya kadar. Merkeze kadar. 16 eksi R artı R. Yani şunun toplamlarını, şu toplamlarını toplamdaki 16 olan uzunluktan düşerek burayı ifade ediyoruz. Şimdi merkezden merkeze birleştirelim. T çemberleri verir de merkezler birleşmez mi? Değil mi? T çemberleri görünce neredeyse artık ezbere yaptığımız bir hamle oldu. Şurası büyük R'ye kadar, burası da küçük r'ye kadar. E peki burası ne kadar? Hmm, burayı henüz söylememişiz. Esasında burayı söylemek çok zor değil bizim için. Baştan söylesek daha iyi olabilirdi tabii. Şurada bir kirişe dik atarsam kiriş iki eşit parçaya ayrılır. E burada da kirişe dik atılmıştır. Yine kirişimiz iki eşit parçaya ayrılmıştır. Yani şuradaki uzunluk aynı şekilde yeşil. Ben bu yeşil olanlara AA demiş olsam, kırmızı olanlara da BB demiş olsam, 2A ile 2B'nin toplamını, yani P'den S'ye kadar 2A, 2B olan yerine veriyor bana 8 kök 2. Buraya iki tane A artı B eşittir. Verilen 8 kök 2'yi eşitlersen eğer, Sadeleştirirsen 1A artı 1B 4 kök 2 olur. Bak 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 şurası. Bu ne? A artı B. Ne çıktı? 4 kök 2 çıktı 8 kökünün yarısıyla. Bu 4 kök 2 olursa bu da aynısı bu da 4 kök 2 olur. Hocam soru bitmeyecek mi? Evet soruyu artık bitirebiliriz. Şöyle bir pisagora gidebiliriz. Ve buradan R'yi bulmaya çalışabiliriz. Bu nasıl bir pisagordur be? böyle diyorsundur. 4 kökünün karesini al 16 çarpı 2. 32 artı... 16 eksi R artı R'nin karesi. 16 eksi R artı R'nin karesi. Eşittir hipotenüs uzunluğunun karesi R artı R. Şimdi bak bir teklifim var sana. Bu R artı R'ye X desek bu da R artı R'ye kadar. Buna da X diyebiliriz bence. İşlemi şöyle hafiften bir küçültmüş olduk. 16 eksi X burası oldu. Burası da X kare yaptı. Yani R artı R ye gördüğümüz yere X yazmış olduk dikkat ettiysen. Şunu alıp X'e çevirdik. Bu Pisagor'u yapmak artık bizim için daha kolay oldu. 32 sayısı artı şunu açalım mı? Birincinin karesi. Birinci ile ikinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi eşittir. Burada bulunan x kareye bak. Bu kadar. Bu kadar. Yani bir adım sonrasında x kareler gitti zaten sadeleşti. 256, 32 daha 288 bende dursun. Ama 32 bende durmasın. Karşıda dursun. At karşıya artı olarak. 32x. Güzel bölünür mü? Bilemedim. Güzel bölünür mü? 4'e bölsem 72. 4'e bölsem 8x. 8 kere 9 72'den x9 yaptı. Bu arada unutma. X kime eşit olacaktı? R artı R'ye eşit olacaktı. Çemberin çevresi iki tane büyük, iki tane de küçük pi R. Yani çember çevre kuralı 2 pi Büyük için bu kadar, küçük için bu kadar. 2 pi'yi paranteze alırsan bu çıkar. Adam bak sanatını konuşturmuş. Şuraya 9 koy. Şimdi çarp 9 kere 2 hop 18 pi sorunun cevabı yani Bursa geldi. Hani bazen zor soru görünce hemen ya böyle zor mu olur? İyi de tamam da bütün testin tamamını çözüyorsun. Ya gibi kayıp gidiyor sorular diyelim. E şimdi oradan ne fayda göreceksin sen? Seni adım adım yukarıya çıkartması gerekmiyor mu? Kitabın ilk sayfasını bir açsana. İlk sayfadaki soruya bir bak. Gülersin yani. Ya da ne bileyim ilk testin arka yüzünü çevir bak U kuralı Z kuralı falan filan yani. Bir de buraya gel. Yani oradan buraya kadar gelebildiysen ve bunları anlıyorsan, yapabiliyorsan bu seni çok mutlu etmeli. Bu şekilde düşünmelisin. Soruyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dört arkadaş birlikte parkta oyun oynuyorlar. Ayşe, Burak, Cemil, Didem'in bulunduğu konumlar tüm köşeleri aynı çember üzerinde olan dörtgen. Yani çocukların bundan haberi yoktur. Nereden bilsinler? Biz birer çemberin köşelerinde duralım demezler herhalde. Yani şöyle bir çemberimiz varmış bizim. Bu buraya yerleşecekmiş. Haydi bakalım azıcık buraya azıcık buraya. Yani idare eder bu şekilde olmalı. 130 dereceyi çember yayında görmek istersen eğer iki katıyla buraya. Evet neydi kuralımız? Tabii ki de x'e 2x'ti. Yani şurası x kadar olursa burası 2x kadar oluyordu. Bundan dolayı 130'un görmüş olduğu buradan buraya kadar 260 olur. E 360'tan 260'ı çıkarsan geriye ne kalır? 100 kalır. E şimdi şurası 100 kaldı. Kalan yüzü de 2'ye bölerek buraya 50 olarak getirebilirsin. Yani cevabın C olması lazım. Gerçekten şahane bir soru olmuş. 10 numara 5 yıldız olmuş. Hani şurada bir konuşalım, anlaşalım seninle. KLMN dediği 7.2 metre kare. Ama burası santim. Metre ve santim var. İşin sonunda da çevresi kaç santimdir diyor. Yani metre kareyi hemen santime çevirelim. Bir daha da uğraşmayalım. Şimdi biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. 100 tane santimimiz bizim bir tane metremize karşılık gelir. Çarparsan 100 çarpı 100 dersen bu 1 metredir. Bu da 1 metredir. İşin sonunda 1 metre kare bulursun. Yani 4 tane sıfıra ihtiyacımız varmış bizim. Hadi hemen 4 tane sıfırlayalım burayı. Birinci sıfır 7,2'yi 72'ye çevirir. Virgülü bir tarafa kaydırır. 72. İkinci sıfır. Üçüncü sıfır. Dördüncü sıfır. Alan buymuş. 1,44'te de 4 tane sıfır kullanmalıyız. Birinci sıfır 1,44'ü 14,4'e çevirir. Yani virgülü bir sağa kaydırır. Sonrasında bir tane daha 144 olur. İkisini kullandım. Üçüncüyü kullandım. Dördüncüyü kullandım. Artık her şey metrekare oldu. Diyor ki kapı kapalı iken mavi renkli desenin çevresi nedir? Kapı kapalı iken bunun daire olduğunu yukarıda renkli mavi daire diye söylemiş. Dairenin çevresini sorduğu için de bize esasında 2 pi r'yi soruyor biz bunu anlıyoruz. E şimdi sorunun başlangıcında ne veriyor bakalım bir. Kapı sağ ve sola x santim çekildiğinde abcd noktaları klmn noktada çakışıyor. Kapıyı ittir buraya. Bu D noktası tam D'nin üstüne otursun. A'nın nidenin üzerine otursun değil mi? Bu A tam K'nin üzerine otursun. Şu C noktası M'ye B'de L'ye tam böyle açıyoruz kapımızı arkadaşlar. Arada boşluk oluşturuyoruz. Açılan boşluğun oradaki oluşturduğu alan 144 pardon ne o? Hmm, 14400 santimetre kare oluyormuş. E şimdi şöyle düşünelim mi? İlk önce bu K'lemeni. Hmm, K'lemeni dediği şuradaki alan kaçmış. Bunu söyleyelim önce. Şurası çemberin merkeziyken R olsa R olur. Ben bu iki tane R'yi alırsam buraya yazabilirim. Şuraya da komple bir tane A yazmak istiyorum. Büyük bir dikdörtgenin alanı 2R çarpı A kısa kenar çarpı uzun kenardan yazmak istiyorum. 2R çarpı A eşittir. Ne o? Burası. 72 bin. 72, 1, 2, 3 bin bu. Şimdi bana açılan alanın ne kadar olduğunu söylüyordu. Bu kadar olduğunu söylüyordu Şimdi arkadaşlar temsili olarak bir şey yapalım mı Biz bu kapıyı bu şekilde böyle tutarsak Açabiliriz Nereye gitti kapı Evet bir daha açalım Şöyle tuttuk sıfırlayacaktık ya arkadaşlar Daha iyi anlaşılsın diye gösteriyorum Allah Allah ben çiziyorum o kayboluyor Şu şekilde geldim Şöyle geldim Yine gitti İnatlaşıyor benimle Dikdörtgen olacaksın oldu Şimdi Bunu aldım Birazcık acı çektiğim için bir daha acı çekmek istemiyorum. Bunu kopyaladım bir tane daha yapıştırdım bundan. Böyle kapıları açıyoruz arkadaşlar. Şimdi açılan kapıların oluşturduğu boşluk nerede olur? İki kapının arasında olur. Öyle mi? Tamam. Aradaki alanın, açılan alanın şu kadar olduğunu söylüyor. Şimdi bu kapı biraz daha uzun bir kapı. Ben böyle şöyle biraz daha uzun yapsam olur da ama olsun önemli değil o kadar. Hani şurada bir alan açılıyor ya. Buranın ne kadar olduğunu söyleyeceğiz biz. Bu kadar olduğunu söyleyeceğiz. Evet bu kadar olduğunu söyleyeceğiz. Şuradaki alanın da ne olduğunu söyleyelim. Sonuçta bir çember var elimizde. Yarı çap R kadar burası. R kadar burası. Yani şu R uzunluğunu yukarıda düşünsen daha güzel olur. Bu alan bu sayede. R çarpı 2R. Değil mi? Bak çemberin çapı var 2R. Çarpı buradan R 2R kare buranın alanıdır. 2R kare. E buranın alanı da 2R karedir. Şimdi bak soruyu bitirmişiz. Sol kapıdan 2 kare, sağ kapıdan 2 kare, arada oluşan açılan bu alanın da 14400 olduğunu biliyoruz. Bunu 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 toplarsak bütün alana eşit olmaz mıyız? Komplesine eşit olmaz mıyız? E o da ne kadardı? 7200'dü. O zaman şöyle yapalım. A'ya ihtiyacımız yok bizim. 72000 dediğim sayı o da eşittir 14400 artı. 2r kare buradan 2r kare buradan 4 tane r kare. Savur bunu karşıya doğru. Çıkart bunları birbirinden. 7000 bin, 72000'den neyi çıkaracaktık? 1440'ı. 14400'ü. 576 20 4r kare. Bu çıktı. Şimdi bak çok güzel bir hareket yapacağız. Eğer 24'ün karesinin 576 olduğunu bilirsen iş çok kolay. Ama bilmesen de çok zor değil. Sadeleştirirsin. Yani bunu dörde böler, bunu dörde bölersin. Yine bir şekilde denk getirirsin. Böyle büyük sayıları ÖSYM'nin de verdiği durumlar var arkadaşlar. Bilginiz olsun. ÖSYM bu soruları sorduğunda hani soru anında öğrencinin kafasını bulandırmak, bocalatmak, işlem hatası yaptırtmak bunlar onların da istedikleri. Sizleri elemek için bunu yapmak zorundalar arkadaşlar. O yüzden hiç ağzınızı bozmayın. 576 24'ün karesi ise e sıfırlarında da bir tane burada bir tane sıfır varsa aslında 240 sayısıdır bu. 240'ın karesini alınca 24'ün karesi 576'yı verir. Bu da bir tane sıfırdır. Onun karesi de 100 getirir 2 sıfır olur. Tam bu doğru. Bu kimin karesi? Dikkatli ol. 4R kare yazıyor. 2R'nin karesidir o da. Yani bunun karesini alınca 4R kare olur. Bunun karesini alınca da 576 2 sıfır oluşur. Evet. O zaman ne yaptık? Her iki tarafı ikiye böldük. R'nin 120 olduğunu söyleyebildik. R gelince soru biter. Çünkü çevreyi yani 2 pi R'yi arıyorduk biz. 2 pi çarpı R yani 120. Sorunun cevabı da 240 olmuş olur. Pi'si de var tabii ki. 240 pi nerede var? C'de var. Soru tamamdır.